Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Yepyeni bir Galatasaray gündemi videosuyla sizlerin karşısındayım. Galatasaray 3. Genç Yerli takviyesini de tamamladı. Eyüp Aydın artık Galatasaray'da sürekli yorumlarda sorup duruyordunuz. Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz transferinde bir sorun var mı diye. Sizlere sorun olmadığını söylüyorduk. Dün gece bir takım gelişmeler yaşandı. Hatta bu sabah öğlen 2'ye kadar transferle alakalı olumsuz durumlar mevcuttu. Ancak Galatasaray yönetimi hızlı bir operasyon gerçekleştirerek transferi tamamladı. Bunların hepsini konuşacağız ama onun öncesinde Icardi imzalı parti maskon tişörtü çekilişi geçtiğimiz ay yapmıştık. Bu ayda yapıyoruz biliyorsunuz. İki kişi kazanacak bu ayda tişörtü. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Anonsu yaptık. Şimdi gündemi konuşalım. Dün gece bir suları falandı böyle hani 12 buçuk bir civarı. Sabah gazetesinin sosyal medya hesabında bir haber geçti. Eyüp Aydın için Trabzonspor girişimlere başladı diye. Yunus Emresel imzalıydı bu haber. Sevgili Yunus Emresel'i de ben çok severim. Ve ne zaman böyle gece sularında vesaire böyle bir son dakika bilgisi geçse o transfer neredeyse bitme noktasında olur. E ben tabii bunu görür görmez Yunus abiye bir ses kaydı gönderdim. Dedim abi hani Galatasaray Çocukla anlaşmıştı. Herhangi bir e, aksilik mi var bu konuyla alakalı? Trabzon'da durum nedir diye sordum. Cevap gelmedi Yunus abiden. Sonra bir de üstüne yazdım. Yunus abiden yine cevap gelmedi. Gece içime kurt düştü. Yani dedim eyvah Trabzonspor acaba bu adamı alma derecesine mi geldi? Bir anda ne oldu diye. Sonra sabah cevap geldi. Hani, Trabzonspor'un da gelişimlerde bulunduğunu ancak herhangi bir anlaşma olmadığını söyledi. Eyüp Aydın'ın babası oyuncunun Bayern Münih'te kalmasını istiyordu ve bunun üzerine... Oğluna da bir ısrarı vardı. Saat öğlen iki sularında oyuncu babasının ısrarı üzerine Bayern Münih'te kalmaya karar verdi. Sonrasında Galatasaray yönetimi düğmeye basarak bu transferi bitirdi. Yani tekrar söylüyorum gece Trabzonspor devreye girdi. Öğlen iki sularında oyuncu babasının isteği üzerine Bayern Münih'te kalmaya karar verdi. Ancak öğlen 4 gibi Galatasaray yönetimi tekrardan düğmeye basarak başta Timur olmak üzere bu transferi bitirdi. Ek olarak şöyle de bir şey söylemiştim geçtiğimiz günlerde aynı Hamza Akman stili hem altyapı hem de A takım şeklinde bir plan program vardı Eyüp Aydın için. Orta sahaya bir takviye planlanıyordu tecrübeli. Bu transferde son detaylarla birlikte Eyüp Aydın'ın A takımda oynayacak olması garantilendi ve oraya yapılacak olan orta saha transferi iptal edildi. Bence bu benim yorumum. Oyuncunun sonradan ikna olma konusunda bu da önemli bir rol oynadı. Bunu da söyleyeyim. Yani çocuğun adına düşünün. Zaten Bayer Münih altyapısındasınız. E Galatasaray'a niye gelirsiniz? A takım seviyesine çıkmak için. E yedek içinde farklı yerli oyuncular bakılıyor tecrübeli oyuncular. Altyapıya ya da A takım yedek kulübesine sıkışıp kalacaktı Eyüp Aydın. Ancak şu an güncel bu durumda Eyüp Aydın A takımda olacak. Yani altyapı konusu tamamıyla kapandı. Eyüp Aydın orta sahada Galatasaray'ın yerli alternatifi olacak. Yerli genç transferi konusunda bu arada Eyüp Aydın tek değil. Konunun başında bahsettim. Galatasaray'ın diğer iki transferi Gökdeniz Gürpüz ve Mustafa Kürşat Tümay. Gökdeniz Gürpüz de Borussia Dortmund altyapısındaydı biliyorsunuz. O da çok güzel bir transfer orta saha için. Ancak o altyapı için diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çünkü baktığınız zaman Eyüp Aydın'ı da oraya koyduğunuz şekilde hiçbir şekilde Gökdeniz Gürpüz'ün Forma şansı bulma ihtimali kalmıyor. Oyuncu zaten 17 yaşında. Eyüp Aydın'a bakıyorsunuz. Eyüp Aydın 19 yaşında. Ama burada asıl dikkat çekilmesi gereken isim Galatasaray'ın 17 yaşındaki yani U17 takımına alınan yeni golcüsü Kürşat. Kürşat'ın 2022-23 sezonunda istatistiklerini veriyorum size. U16 A Ligi 14 maç 42 gol. U17 B Ligi 11 maç 39 gol. U18 A Ligi 13 maç 19 gol. Yukarı doğru çıktığı zaman bu gol sayısı azalmış. Gördüğünüz üzere zaten hani biliyorsunuz zorluk seviyesi daha da yükseliyor. Ama şunu söyleyebilirim ki eğer Mustafa Kürşat gerekli fiziki gelişimlerini tamamlarsa ileride hem milli takım hem de Galatasaray için çok yerinde bir forvet olur. Oyuncu gerçekten gol makinesi. Tamam hani erkenden konuşmak bazen iyi olmayabiliyor çünkü biliyorsunuz. Alt takımlarda bir sürü golleri sıralayıp A takıma çıktığı zaman hiçbir şey yapamayan çocuklar da oluyor. O yüzden ama benim Mustafa Kürşat'tan ümidim tam. Galatasaray'ın altyapı tarafına da transferler yapacağını zaten söylemiştik. Çünkü hep şunu söylüyordunuz. Galatasaray A takıma transferler yapıyor, yıldız transferleri yapıyor. Ama kimse Galatasaray'ın geleceğini düşünmüyor mu diye? Gördüğünüz üzere Galatasaray altyapıya da çok güzel pırlanta gibi çocuklar aldı. Ancak altyapıdaki sistemin sürekli olarak denetlenmesi ve çocukların üstüne düşürmesi gerekiyor. En son bildiğiniz üzere Beknaz Galatasaray'la sözleşme uzatmama kararı almıştı. Daha önce de giden isimler olmuştu Galatasaray altyapısından. Size Sayın Erden Timur'un altyapıda bir yapılanmaya gideceğini söylemiştim. Bu yapılanma başladı. Oraya hoca takviyelerinin de olacağını düşünüyorum. Galatasaray altyapısı için düğmeye basıldı. Sayın Erden Timur altyapı için düğmeye bastı. Artık Galatasaray altyapısında yeni dönem başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun diyebiliriz. Şöyle bir isimleri son kez tekrar geçelim. Eyüp Aydın, Mustafa Kürşat Tümay ve Gökdeniz Gürpüz. Yani Eyüp Aydın'ı biraz daha kenara ayıralım. Çünkü Berkan Kutlu'nun gidişiyle birlikte orta sahada yerli alternatifi kalmamıştı. Okan Hoca bugün takip ettiğimiz antrenman öncesi yaptığı açıklamada demişti ki hani beklediğimiz genç oyuncu transferleri var. Eğer Olmazsa da transferin olmamasına göre de kendimizi de ayarladık demişti. Ve ek olarak Kaan Ayhan'ın orta sahada alternatif olduğunu belirtmişti. Şunu da söylemiştik. Kaan Ayhan 3 bölgede alternatif şu anda. Sağ bek, orta saha ve stoper. O yüzden Allah göstermesin Kaan Ayhan'ın herhangi bir sakatlık durumunda büyük sıkıntıya girecektiniz. Eyüp Aydın okey genç ama oynaya oynaya verim sağlayacaktır ve kendini bulacaktır. O yüzden Eyüp Aydın'ın orta saha transferi gayet yerinde oldu. Ki çoğu Galatasaray taraftarı da örnek veriyorum orta sahaya yerli bir alternatif. Mesela Berkay Özcan olmadığı sürece ya da Salih Özcan vesaire olmadığı sürece istemediği bir isim. Eyüp Aydın'ın orada oynamasını tercih ediyordu. Galatasaray taraftarının da gözü aydın diyelim. Ben anonsumu son kez tekrarlayayım. İki kişiye Icardi imzalı parti mask on çekilişi. Önceki ayın çekilişi iki önceki videoda açıklandı. Onun tekrardan linkini koyarız. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Peki Galatasaray'da transfer kapandı mı? Hemen onu da söyleyeyim. Galatasaray'da şu an herhangi bir fırsat transferi doğmadığı sürece transfer kapandı. Bu arada fırsat transferi olarak Jadon Sancho ismi biliyorsunuz Manchester United'a kadro dışı kaldı. Ancak Galatasaray'ın şu an hücum hattı da yabancı kotası da dolu. Jadon Sancho ile alakalı herhangi bir durum olması söz konusu olamaz. Bir yabancıyı göndermeniz lazım. Hatta Dubois bile gitmedi şu anda. İki yabancıyı göndermeniz lazım. Şu anda sosyal medyada acaba Jadon Sancho gelir mi? Kadro dışı kaldı diye yorumlar görmeye başladım. Sancho ile alakalı herhangi bir durum olacağını düşünmüyorum ben. Artık vedalaşalım. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.